Şimdi Çeşme'ye gidiyoruz. Serdar Ortaç evlendiğime pişmanım dedi mi? Ünlü şarkıcı yanında eşi Chloe de varken bu duruma açıklık getirdi. Soğuk kahve ne kadar kötü olur değil mi? Hemen soğuk kahve istedim. Serdar Ortaç ve eşi Chloe'nin mutluluk formülleri ortaya çıktı. Yaptık ben mı? Ben şaka mı yapıyorsun? Az bir şey sürdün. Yaptım ya. Ve Serdar Ortaç evlendiğime pişmanım sözlerine ilk kez açıklık getirdi. Telefonu gösterdi. Sen dedi evlendiğine pişman mısın benimle dedi. Çok farklı bir Serdar Ortaç röportajı izleyeceksiniz. Hanımefendi Chloe de kuliste. Konu Çeşme'de çekilen Sulu Göz adlı klip. Sağ olsun arkadaşım Ersun hemen şey yaptı. Merve ile tanıdık bir kamera buldu. Yani biz tatile gelmiştik. Evet evet. Akşama kamera geldi. Sanki yani düğün kamerası bulur gibi. Ben dedim telefonla çekelim bitsin. Chloe dedi ki senin dedi işine saygın yok mu, git kamera getir dedi. Şey olsun dedi yani, profesyonel iş olsun dedi, sağ olsun. Ortaça kalsa klibini şaka gibi ama cep telefonuyla çekecekmiş. Baba sıtkım sıyrıldı artık yani, sıkıldım klip çekmekten, yani 25 tane klip çekmişim. O yüzden çok daha bereketli oldu. İnsanların içinde olmak güzel oldu yani. Değerli izleyenler, her başarılı erkeğin yanında bir kadın vardır sözünün ispatı işte. Çok güzeldi. Ben de o gün oradaydım. Alışveriş siz kendiniz yapmışsınız. Evet. Hiçbir şey yok mu Serdar ben... Bey? Bunları aldım. Hala giyiyorum. Gittim Marina'dan, Çeşme Marina'dan. Her şeyse. Ben makyaj yaptım, saçım yaptım. Ne makyaj yapmadık, yaptık ben... mı? Şaka ya, mı az bir şey sürdün. Yaptım ya, saçın ne yaptın? Erkeğe makyaj yapılmaz diye düşün. Aa, yok. Makyaj yoktu, pardon. Eşini kliplerde ve sahnede aslında Chloe giydiriyormuş. Kendisi de çok şık her haliyle. Plaj modasını da çok güzel takip ediyorsun. Renkli renkli. Evet. Nasıl Serdar'ı beğendin? Aferin, buluyor bir yerlerden, bana da göstermiyor. Sonra bir bakıyorum bulmuş. Siz tercihlerine yardımcı oluyor musunuz? Beni karıştırtmaz. Yani ben şunu beğenirim, o inadına tersini beğenir. Yalan söyleme. Öyle değil. Serdar Ortaç ve eşi arasında tam bir zıtlık varmış aslında. Ben şeyi öğrendim mesela, aşkım kahveni sıcak mı içersin, soğuk mu içersin diye sormuyorum. Ben şöyle diyorum, ay soğuk kahve ne kadar kötü olur değil mi? Hemen soğuk kahve istiyor. Yani ben hemen ve böyle yaşıyorum yani, hemen tersini söylüyorum. Aşkım ya saçını mesela sarı, artık sıkıldım, İstersen kırmızı yapalım. Hemen sarıya boyatır. Hemen tam tersi. Peki seneye Chloe hani esmer olacaktı diye hatırlatıyor muhabirler. Esmer tabii olacak demiştiniz ama geçen sahnede. Ben, şaka yapıyor. Nasıl ikna edememişsiniz? Beni dinlemez abi. İstiyor musun? Böyle iyi. Ya. Böyle iyi. Sarışınlar sakın bana alınmayın, kızmayın. Zaten siz de sonradan sarışın oldunuz abla. Yalan mı yani? Yani istesen esmer olabilirsin yani. Benim hanım gibi bak. Ama hanım harbi sarışın. Koko diyorum ki, Türkiye'nin diyorum en güzel kızları hep esmer oluyor diyorum. Ama ben demiyorum, annem diyor. Bana diyor ki niye sarışın kadın aldın diyor. Ben diyorum ki sevdim. Ne yapayım yani? Çok mutlu iki sevgili gibi yollarına devam ediyor ikili. Ayrıca Serdar Ortaç evlendiğime pişmanım dediğim de doğru değil dedi. Hayatımdaki en güzel yaptığım şey evlilik. Yani Koko ile evlenmek en güzel şey yani. Herkes birini bulacak, herkes. Abla, bir şey söyleyeceğim. Herkes birisini bulacak. Serdar Ortaç çok mutlu olduğunu ancak sosyal medyada üretilen dedikodulardan resmen bıkıp usandığını söyledi. Yani mesela Miami'ye gider gene çalışmaya. Şimdi bir iş daha geldi, ona gidecek. Sen de geldin. Benim işim olmazsa geleceğim. Miami'de bir hafta, iki hafta uzun kalsın. Karısı bıraktı gitti yazarlar yani, normal. Röportaj bitti. Serdar Ortaç sahneye çıkacak. Bakın ikili nasıl da güzel vedalaşıyor. Ay kolay gelsin. Çok konuştun değil mi gençler? Çok yaşıyorum. Hadi. Hadi. İki eli bir araya gelmemeli. Belki de bu kadar sevmemeli.